Birinci ders. Elif Ba. Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. rahim Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Elif, B, T, F, Jim, Ha Ha, ضل ذل را ز سن شن صط وط ت ذ عين, عين غين, غين فَ قف كف لم ميم نون واو ها لَمَلِف ye. Şimdi hocamızla birlikte tekrar edelim. Elif B T F Cim Ha Ha Dal Vel Ra ز سن شن صط وط ط ذ، عين غين فاء، قف كف لام mim, nun, vav, he, lam elif, ye, elif. Elif düz bir çizgidir. Harekeli olduğunda adına hemze denir. Hareketsiz olduğu zaman okunmaz, başka işlevler görür boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. B B, tabak şeklinde ve altında bir noktası vardır. Başka harfle bitişince kuyruk kısmı kaybolur ve altında noktası kalır. İki dudağı birbirine kuvvetli vurarak çıkar. İnce, aşikar ve şiddetli okunur. T T harfi de tabak şeklinde bir harftir. Ama onun noktaları üstünde ve iki tanedir. Başka harfle bitişince kuyruk kısmı kaybolur ve üstünde iki noktası kalır. Dilin ucunu üst dişlerin ortasına vurarak çıkar. İnce, gizli ve sert okunur. S T harfine benzer. Ama onun üstünde üç noktası vardır. Başka harfle bitişince kuyruk kısmı kaybolur ve üstünde üç noktası kalır. Dilin ucunu üst dişlerin uçlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle okunur. İnce, gizli ve yumuşaktır. Cim Baş tarafındaki şekli ve altındaki noktasıyla tanınır kendisinden sonraki harfle birleşince kuyruk şeklindeki uzantısı kaybolur, başı ve altındaki noktasıyla kalır. Dilin ortası üst damağa vurularak çıkarılır. İnce, aşikar ve sert okunur. Ha! Cime benzer. Fakat noktası yoktur. Kendisinden sonraki harfle birleşince kuyruk şeklindeki uzantısı kaybolur kendisini başından tanırız. Boğazın ortasından ve boğaz hafif sıkılarak çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. h h ha harfine benzer. Fakat bu harfin noktası vardır ve başının üstünde yer alır. Kendisinden sonraki harfle birleşince kuyruk şeklindeki uzantısı kaybolur. Başı ve üstündeki noktasıyla kalır boğazın evvelinden boğazı hırıldatarak çıkarılır. Kaim, gizli ve yumuşak okunur. Dal Bükük belli şekli olan bir harftir. Dilin ucunu üst ön dişlerin ortasına vurarak çıkarılır. İnce, aşikar ve sert okunur. Zel Dal harfine benzer üstünde bir noktası vardır. Peltek olarak okunur. Dilin ucu, üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle okunur. İnce, aşikar ve yumuşak okunur. Ra Hilale benzer şekilde bir harftir. Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurarak çıkarılır. Üstün ve ötreliyken kalın, esreliyken ince, aşikar ve orta sesle okunur. Z R harfine benzer fakat üstünde bir noktası vardır. Dil ucu, alt ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır. İnce, yumuşak ve aşikar okunur. Sin Yukarı doğru üç çıkıntı ve sonunda ay gibi bir kuyruğu vardır kendisinden sonra gelen harfle bitişince kuyruğu yok olur ve üç tane çıkıntısından tanırız. Dil ucu, iki alt ön dişlerin ortasından başlarına yakın yere vurmak suretiyle çıkarılır. Gizli, ince ve yumuşak okunur. Şın Sin harfine benzer ama onun üstünde üç tane noktası vardır. Kendisinden sonra gelen harfle bitişince kuyruğu yok olur ve onu üç tane çıkıntısıyla üç noktasından tanırız. Dil ortasını üst damağa dayamak suretiyle çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. Sandı Yuvarlak kafası ve bir kuyruğu vardır. Kendisinden sonraki harfle birleşince kuyruğu düşer ve sadece yuvarlak kafası kalır. Dilin ucuyla alt ön dişlerin yarısından çıkarılır. Kaim gizli ve yumuşak okunur. Bat sad harfine benzer ama onun üstünde bir noktası vardır. Kendisinden sonraki harfle birleştiğinde kuyruğu düşer, yuvarlak kafası ve üstünde noktasıyla kalır. Dilin yan tarafı sağ veya soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır. Kalın, yumuşak ve aşikar okunur. tı Yuvarlak bir kafası ve yukarı doğru bir düz çizgisi mevcuttur. Diğer harflerle birleştiğinde şekli bozulmaz. Dil ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır. kalın aşikar ve sert okunur. Z T harfine benzer. Ama onun yuvarlak başının üstünde noktası vardır. Diğer harflerle birleştiğinde şekli bozulmaz. Dil ucunu üst ön dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle okunur. Kalın, aşikar ve yumuşak okunur. Ayn hilal şeklinde bir kafası ve bir kuyruğu vardır. Kelime başında kuyruğu kaybolur, onu başından tanırız. Kelime ortasında kafası ters üçgeni andırır. Kelime sonunda ise ters üçgen başı ve kuyruğuyla tanırız. Boğazın ortasından boğaz hafif sıkılarak çıkarılır. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. Gayn Ayn harfine çok benzer ama onun da tepesinde bir noktası vardır. Kelime başında kuyruğu kaybolur. Onu başından ve noktasından tanırız. Kelime ortasında kafası ters üçgeni andırır ve noktası vardır. Kelime sonundaysa ters üçgen başı, noktası ve kuyruğuyla tanırız. Boğazın evvelinden çıkar. Kalın, aşikar ve yumuşak okunur. F Yuvarlak bir kafası, kafasının üstünde bir noktası ve tepsi gibi bir kuyruğu olan bir harftir. Kelime başında ve ortasında kuyruğu düşer. Yuvarlak kafası ve noktası kalır. Üst ön dişlerin ucuyla alt dudağın içinden çıkarılır. İnce, gizli ve yumuşak okunur. Qaf yuvarlak kafası, kafasında iki noktası ve ay şeklinde kuyruğu olan bir harftir. Kelime başında ve ortasında kuyruğu düşer, yuvarlak kafası ve iki noktası kalır. Dilin sonu damağa vurularak çıkarılır. Kalın, aşikar ve sert okunur. Kef Dik çizgiyle tepsiyi andıran bir kuyruğu vardır. Kuyruğunun üstünde hemzeye benzer bir işaret taşır. Kelimenin başında ve ortasında bu işaret kaybolur. Kendisi de yukarı bakan bir S harfini andırır. Dilin sonu damağa vurularak dilin ortasından çıkarılır. İnce, gizli ve sert okunur. Lem Dik bir çizgiyle hilale benzer bir kuyruğu olan bir harftir. Kelimenin başında ve ortasında kuyruğu düşer. Sadece düz çizgisi kalır. Dil ucuyla üst ön dişlerin etlerinden çıkar. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. Mim kuş gagası şeklinde bir başı ve aşağıya salınan dik bir kuyruğu vardır. Kelimenin başında ve ortasında olduğu zaman kuyruğu kaybolur başı yuvarlak hatta kalın bir çizgiye de dönüşebilir. Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. Nun üste noktası bulunan yukarı bakan hilal şeklinde bir harftir. Kelimenin başında ve ortasında olduğu zaman kuyruğu kaybolur. Onu Yukarıya doğru bir çıkıntı ve üzerindeki tek noktasından tanırız. Dilin ucuyla üst dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkar. İnce, aşikar ve orta sesle okunur. V. Wow. Yuvarlak bir başı ve kuyruğu yarım ay şeklinde olan bir harftir. Şekli hep aynı kalır. Dudakların uçlarını birbirine dokundurmadan ileri uzatarak çıkarılır ince, aşikar ve yumuşak okunur. H Başında iki boş gözü ve ileriye doğru kısa bir kuyruğu olan bir harftir. Kelimenin başında ve ortasında olduğu zaman kuyruğu kaybolur. İki gözlü başı kalır. Kelime sonunda tek gözlü bir yuvarlığa dönüşür. Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır ince, gizli ve yumuşak okunur. Lam elif Aslında bu bir harf değildir. Lam ve elif harflerinin birleşmesinden oluşmuştur. Ye Kuyruğunun altında iki noktası olan bir S harfini anımsatır. İki noktasıyla tanınır. Kelimenin başında ve ortasında olduğu zaman kuyruğu kaybolur. Onu yukarıya doğru bir çıkıntı ve altında iki noktasından tanırız. Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. İnce, aşikar ve yumuşak okunur. Elif B T S Cim Ha, H Dal Zel Ra Z ze, Sin Şın Sad, Dat T Z Z غين فا قف كف لم ميم نون واو ها لم الف يا